Ebeve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel, basit bir patik modeli anlattım. Bu patikte kullandığım ip Nakolit Baby ama sizler Kartopu Baby One, Himalaya Bebelux, işte Alize Baby Best gibi ipler kullanabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Şöyle göstereyim. 2,5 milim. Papatya yaparken 3 milim tığ kullanmanız gerekli. Çünkü çift kat öreceğiz. Hani bu bir patik için bir tane ip yeterli oluyor zaten hanımlar. Fazla da uzatmaya gerek yok. Hemen patiğe başlayalım. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanını yapıyoruz. Her zaman patik bu şekilde başlanılıyor. Şimdi 1 yaş, 2 yaş, kaç yaş yapmak istiyorsanız sadece zincir sayısını arttıracaksınız. Patik taban videosunu aslında çekmek istemiyordum. Videodan kırpıp göstermek istiyordum ama bu videoyu, bu patik taban videosunu diğer patiklerimi ekleyeceğim. Sonra farklı model patiklerde bu taban videosunu kullanacağım. Şimdi hanımlar, yeni doğan yapmak isteyenler varsa 14 zincir çeksin. İşte 5-6 aylık yapmak isteyenler 16. İşte 1 yaş yapmak isteyenler 18-20. İşte 2 yaş yapmak isteyenler varsa 22-24 gibi zincir çekmek zorunda. Şimdi hanımlar normal bakın. Kilitleme önce yapıyoruz. Tığı böyle aldık. Bakın şu parça tığın arkasından ipimizin üstünden tel aldım, direkt çıkış yaptım. Şimdi toplam 18 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi toplam 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi son zincire kadar trabzan yapıyoruz. Bakın hiç artırma yapmadan zincirlerin ortasından geçerek bu şekilde trabzan yapıyoruz. Son zincirin içine toplam 6 tane trabzan yapacağız. Şimdi geliyorum. Bu taban videosunu detaylı çekeceğim. Videoyu kesmeyeceğim. Ama bu videoyu bütün patik tabanlarında kullanmayı düşünüyorum. Şimdi bak. Son zinciri bir tane yaptım. Şimdi toplam 6 tane olacak. Şu an 2, 3, 4, 5, 6. Bakın son zincirin içine 2, 4, 6 tane trabzan yaptım. Karşı tarafa geçiyorum. Bakın zincir trabzanın diğer karşı tarafından geçiyorum. Bu aradaki bakın 18 yaptığım için 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bu son zincirce sayarsak 11 tane trabzan oluşuyor. 6 tane de sık iğneyle de 17. Yani 18 zincir çekmiştik, 1 zincir eksildi. Bu. Mesela 20 zincir çeken 19 tane burada sayı olacak. Şimdi düz devam ediyoruz. Sık iğne yere kadar düz devam ediyoruz. Sık iğne olan yere kadar trabzan yapacağız. Şimdi bu tarafta hangi işlemi yaptıysak diğer tarafta da aynı işlemi yapmak zorundayız. Patiğin tabanını o şekilde ayarlayacağız. Şimdi bakın geldik son trabzan. Şimdi 6 tane sık iğnemiz vardı. 1 2
3, 4, 5, 6. Şimdi bakın, sık iğnenin tepesinden tığ geçirdim, tel aldım, direk çıkış yaptım. Birbirine kenetledim. Şimdi iki zincir çekiyorum. İlk trabzan zincirin, bakın, ilk sık iğnenin tepesine iki tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar aynı şekildeki iki trabzan. Bu kadar. Bu patiğin pabuk kısmıdır. Şimdi 6 tane yaptığımız trabzanlara kadar hiç artırma yapmadan birer tane trabzan yapıyoruz. Bakın, birer birer. Şu an bir bir yapıyorum. Evet. Patiğimizin zaten ön kısmı burası. Son bir trabzan yapıyorum. Şimdi burada 6 tane trabzan var ya. Bunların üzerine çifter çifter trabzan yapacağız. İkişer ikişer. Bir trabzan, bir trabzan. Aynı tepeye 2 tane battım. Toplam 12 tane trabzan olacak. Hemen aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 tanenin tam zaten üzerine yaptım. Şimdi aynı şekilde buradan buraya kadar. Bakın, burada ne yaptık? Hiç artırma yapmadık. Son 2 tane yere gelene kadar tek trabzan yaptık. Normal birer tane trabzan yapıyoruz. Şimdi ben buradan buraya geleyim hemen. Evet. Son 2 tane trabzanı çift yapıyoruz. Çünkü burada başladık çift çift, burada da çift çift bitireceğiz. Evet. Geldik, çift bitirdik. Şimdi trabzan tepesinden girdim. Tel aldım. Bakın, direkt çıkış yaptım. Sık iğne yapmıyorum. Bir, iki zincir çektim. Aynı şekilde tekrardan arka topuk kısmına iki tane çift batıyoruz. İki trabzan. Bir daha iki trabzan. Şimdi buradan bakın, başladığımız çiftli olan yere kadar düz trabzan öreceğiz. Patiğimizin ön burun kısmında artırma eksilme, pardon, bir çift bir tek yapacağız. Şimdi buradan bu çift battığımız yere kadar tek trabzan örelim, gelelim. Evet, geldik. Şimdi bakın, bu çift yaptık ya, onun tepesine iki tane yapıyoruz. Ben bir tane yapmıştım. Şimdi iki tane trabzan yaptım. Şimdi hemen yanına bir tane trabzan. Diğer yanına çift. Bir, iki. Yani bir tek trabzan, iki tek trabzan. İki tane trabzan, pardon. İki çift trabzan. Hani iki çift, bir tek. İki çift, bir tek. Bu şekilde bakın buraya kadar geleceğiz. Şimdi bakın, bir tane çiftimiz, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Şu an bir tek, bir çift. Şimdi kaç tane tek, kaç tane çift yaptığımı söyleyeceğim. Ve son çift yapıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çiftimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tekimiz var. Patik burun kısmımız bu şekilde. Şimdi buradan buraya tek yapıyoruz. Son 2 tane trabzan tepesine çift batacağız. Hemen
Birer tane yapalım. Zaten patik videomuz, taban videomuz bu kadar. Bu tabanı yaptıktan sonra normal üst zemine geçeceğiz. Patiğimizin üstünü oluşturacağız. Bakın düz trabzan örüyorum. Hiç artırma yapmıyorum. Tabii daha büyük yapanlar etrafına sık iğne gidebilir. Hani ben şimdi bir yaş patik yaptığım için benim için ideal bir genişliği. Ama diyelim 2 yaş yapanlar isterseniz, daha geniş olsun istiyorsanız komple hiç artırma yapmadan sık iğne yapabilirsiniz. Evet, geldim. Ve patiğimi bitirmek üzereyim. Evet. Şimdi bakın bu son iki trabzanda çift battım. Ve buraya da çift batıyorum. Bu şekilde patiğim tabanını bitirdim. Patik tabanı bu şekilde. Erkek ve kız patiklerde hani bu sayıyla patiklerinizi oluşturun. Ben sürekli bunu yapıyorum. Sadece zincir sayısını diyelim küçük yapmak istiyorsam 15, 14. İşte bir yaş yapmak istiyorsam 18, 20. Başlarda verdiğim sayılar yaparak böyle patik yapabilirsiniz. Tabanı oluşturabilirsiniz. Şimdi hanımlar, patik tabanını bitirdik. Geldik buraya. Şu üst zemine geçeceğiz. Şimdi üst zemin için komple etrafını bakın trabzan yaptık. Hiç arttırma yapmadan. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bakın. Burada size detaylı göstermek istiyorum. Şimdi burası trabzan tepesi. Buraya batmıyoruz. Direkt şu kanat bakın. Böyle tuttuğunuz zaman şu kanattan ortaya girdiğiniz zaman trabzan yapıyorsunuz. Birer birer hiç arttırma yapmadan her zincirin bakın her bak trabzan tepesinin böyle zincirin kanadından aldınız. Trabzan mutlaka yapın. Şimdi komple bu sırayı trabzan dönelim. Bakın şöyle komple etrafını dönelim. Evet bakın komple çevresini trabzan yaptım. Son bir tane kaldı. Onu da yapıyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi bu sırada bir zincir çekiyorsunuz. Bu sefer komple çevresini sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çektim. Her trabzan tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. Diğer sırada kestirme yapacağım. Bakın farklı bir işlem yok. Her aldığım direkt çıkış yapıyorum. Bakın böyle her trabzanın tepesine batıyorum. Fazla videosun olmasın diye göstermeyeceğim. Burayı komple böyle gelin çevresini sık iğne yapalım. Evet hanımlar toplam pardon sık iğne yaptım. Bitirdim ve buradan ter aldım. Direkt çıkış yapıyorum. Şimdi toplam 18 tane yalancı trabzan yapacağız. Bir zincir çektik. Şimdi aynı şekilde bir yalancı trabzan yapıyoruz. Yani tek seferde çıkıyoruz. Bakın. Tel aldım bu sefer. Böyle tek çıkıyorum. Toplam 18 tane örelim. Ondan sonra kestirme yapacağız. Buraları hızlı örüyorum. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18. Şimdi kestirme yapıyoruz. Bakın tel aldık. Şöyle tel aldık. Şimdi normal trabzan yapar gibi geçirdim. Bakın 1-2 tel var. Bu 2 telden çıktım. Şimdi normalde bunu trabzan yapsaydık çıkıyorduk. Bu sefer çıkmıyoruz. Bu birinci trabzanın kestirmesi. Şimdi tekrar tel aldım. Geçiriyoruz böyle tel alıyoruz. Sonra bakın 1-2. Şu 1-2'yi de aldım. Şimdi 3'ünü komple çıkıyorum. Bu şekilde kestirme yapacağız. Bakın ilk trabzanın 2 tane telini aldım.
Bu zaten birinci trabzanın teli. Şimdi tekrar tel alıp bu iki tane telden çıkıp şu üçlüsünü çıkardım. Kestirme işlemi bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bakalım kaç tane kestirme yapmışım. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane kestirme yaptım. Şimdi 12 kestirme yapalım. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fazla yapmışım. Sökelim. Şimdi buradan sonrası da yalancı trabzanla bitiriyoruz. Bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi bu sıra hemen yalancı trabzan. Evet, şimdi sık iğne yapacağız. Bir kestirme yapacağız, bir sık iğne yapacağız. Sık iğne yaparken de hiç artırma eksiltme yapmadan her trabzan tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Patiğimiz daha muntazam, daha güzel düşüyor. Bu şekilde bakın farklı bir işlem yok. Komple çevresini sık iğne yapalım. Bakın böyle birer tane sık iğne yapalım, bitirelim. Sonra diğer sıraya geçelim. Şimdi hanımlar bakın komple çevresine sık iğne gittim. Şimdi bakın birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Toplam 17 tane yalancı trabzan yapacağız. Ha, bu arada şimdi diyelim 15 başlayanlar diyelim. Buradaki yalancı trabzan 15 olacak. Bir dahaki sırada 14 olacak. Hani birer sayı eksilterek yani kaç zincir başladıysanız ona göre yalancı trabzanı yapacaksınız burada kestirmede. Hani o şekilde ayarlayın. Şimdi ben 18 başladım mesela bu zinciri. Ne yaptım? 18 tane burada yalancı trabzan yaptım. Sonra sık iğneden sonra diğer sırada 17, diğer sırada 16. Böyle birer birer eksilterek patiğimizin boğaz kısmını, buradaki bilek kısmını küçültüyoruz. Böyle de bir küçük detay ekleyelim. Şimdi aslında bu patik bütün temel kalıplardaki model aynı. Sadece üst kısmından sonra farklı model, süslemesi farklı model oluyor. Değişen bir şey yok aslında burada. Şimdi böyle yalancı trabzan yapıyorum. Şu an sayacağım 17 tane oldu mu diye. Ama olmuştur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Şimdi toplam 8 tane kestirme var. Şimdi bir kestirme, 2 kestirme aynı. Bakın farklı bir işlem yok. 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi buradan sonrasını da yalancı trabzan yapıyoruz. Yani böyle bu sırayı da bitiriyoruz. Bakın hiç arttırma eksiltme yok. Sadece burun kısmında işlem var. Burada kestirme orada. Zaten patiğimizin son iki sıra daha galiba kestirmesi var. Şimdi bunun çevresini komple sık iğne gidelim. Bakın bir sıra kestirme yaptıktan sonra bir sıra komple düz sık iğne yapıyoruz.
Hiç arttırma, eksiltme yok. Birer tane batıyoruz. Şimdi ben hepsini bitireyim, geliyorum. Şimdi hanımlar, video uzun olmasın diye ben hemen böyle göstereyim. Bakın, komple sık iğne gittim. Sonra bir zincir çektim. Yani buradaki aynı işlem, tekrarlanmaya, tekrar çekmeye gerek görmedim. 16 tane bu sefer yalancı trabzan yaptım. Bakın, 16 tane yaptım. Şimdi kestirme yapıyorum. Toplam 6 tane kestirme olacak. Bakın, şu an 2, 4, 6, 8 kestirme. Şimdi 6 tane kestirme olacak. Şu an bir kestirme. Bakın, kestirme değişmiyor. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sayalım kaç kestirme oldu. 2, 4, 5 ve son kestirme 6. Şimdi hanımlar, burayı da yalancı trabzan ile birleştiriyorum. Bakın, yalancı trabzan yapıyorum. Farklı bir işlem yok. Bundan sonra komple çevresini sık iğne gideceğiz. Ondan sonra tekrar son kestirme yapacağız. Bakın, şimdi birleştirdim. Bir zincir çektim ve komple bunun çevresini sık iğne gidelim. Ondan sonra bakın, son kestirmeye geldik. Bakın, son kestirme de bakalım kaç sıra yapmışız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. 15 tane trabzan yapmışız. Yalancı trabzan yapmışız. Şimdi hanımlar, sık iğneye gidelim. 15 tane yalancı trabzan yapalım, gelelim. Şimdi kestirme yapıyoruz. Bakın, 15 tane yalancı trabzan yaptım. Bakın, sık iğne gittim, sonra 15 yalancı trabzan. Şöyle göstereyim. Şimdi tekrardan kestirme yapıyoruz. Bu sefer 5 tane kestirme yapmışım. Patiğin ağzı çok geniş düştüğü için bir tane daha kestirme yaptım. Tam böyle bebeğimizin ayağından çıkmasın diye. Bakayım, 2, 4 ve 5. Şimdi yalancı trabzan yaparak bu son sırayı da kestirmeyi de bitiriyorum. Bundan sonra trabzan öreceğiz. Şimdi size göstereceğim nasıl yaptığımı öncelikle. Şimdi birleştirdim. 1-2 zincir çektim. Şimdi komple çevresine trabzan dönüyorum. Hiç arttırma yapmıyoruz hanımlar. Bakın, eksiltme, arttırma yok. Normal trabzan yapıyoruz. Şimdi bunu iç, bu şekilde örüyoruz. Sonra diğer sıraları iç taraftan hep öreceğiz. Bakın, böyle düz trabzan örüyoruz. Bunun komple çevresini düz trabzan yapacaksınız. Şimdi bakın, örerken önce böyle bir düz yaptım. Ondan sonra iç kısımdan ördüm. Yani iç taraftan ördüm. Çünkü patiği katladığımızda örgümüzün düz yönü dışarı bakacak. Buraya da çiçek dikeceğimiz için, süslem yapacağımız için, hani buradaki kötü görüntü iç kısımda kalıyor. Temiz görüntü de dış kısımda kalıyor. Şimdi ben burayı komple bir trabzan yapayım, göstereceğim. Evet, bakın, komple trabzan gittim. Tel aldım. Şimdi bu sefer bakın, hep içeriden öreceğim. Bakın, iç kısımdan öreceğim. Bu şekilde örmek zorundayım. Çünkü bu kısım dışarı bakacak. Normal trabzan yapıyoruz. Şimdi burayı göstermeme gerek yok. Toplamda kaç sıra ördüğümü göstereyim. İlk birinci trabzanla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 6 sıra trabzan örüyoruz. Hiç arttırma yapmıyorsunuz. Bakın, dümdüz yukarı doğru çıktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 6 tane de trabzan örelim. Ondan sonra pili kuracağız. Evet hanımlar, toplam 6 sıra gittim. Sonra bir sık iğne sırası gittim. Çünkü sık iğne gitmemin sebebi arttırma yapacağız. Pili kuracağız. Onun için bir sık iğne de gittim. Şöyle biraz sökeyim. Bakın, komple çevresini, bakın, trabzandan sonra
Böyle birer tane yaptım. Şimdi iki zincir çekelim. Şimdi pile için patiyi böyle güzel tam katlayın. Sağlı sollu ve arkalı önlü pile kuracağız. Şimdi normalde bu burada bitseydi burada pile kuracaktım. Ama bitirirken şu tam şuraya getireceğim pileyi. Şimdi bunun tam şöyle ortasına yani 1 2 3 4 4 trabzan öreyim. Ve evet 4 trabzan. Şimdi buraya toplam aynı şekilde bakın 5. tam buraya. Size şimdi 5 olmayabilir, 6 olur. Şimdi tam böyle sağlı sollu orta ön ve yaka yani ön ve arkalara pili kuracağız. 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Şimdi örüyoruz tam öne kadar. Geldik. Bakın. Şimdi tam öne geldim. Öne. Şimdi 5 tane yapıyorum. Şimdi aralarındaki sayı genelde aynı düşüyor. Bakalım. 2 pil arasında 2 4 5. Bakayım. 2 4 6. 6 tane trabzan düşüyor. 6 trabzanla bir arttırma yapıyoruz. Yani 5 tane şu an pili kuruyorum. 4 ve 5. Şimdi sizde patik sayısı değişebilir. Farklı sayılar olduğu için şimdi maksat önlü, arkalı, yanlı, sağlı, sollu eşit şekilde pileyi kurmak. Şu an 6 tane yapacağım. 2 4 5 6. Şimdi pileyi kuruyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi örüyorum tekrardan. 1 2 3 4 5 6. Evet. Şimdi son yapıyorum. Son pilemi de kurmuş oluyorum. Arkadakini. İki, dört, beş. Evet. Bu şekilde bakın ilk sırayı tamamladık. Tepeden girdim. Direkt çıkış yaptım. İki zincir çektim. Bakın şimdi göstereceğim. Bakın pililer eşit şekilde düştü. Bakın sağlı sollu, önlü arkalı tam eşit şekilde düştü. İç kısımdan örüyoruz tabii ki. Çünkü bu patiyi böyle kırdığımız zaman ördüğümüzün düzgün olacak. Şimdi normal pili kısmına kadar düz trabzan örelim. 5 tane yapmıştık ya. Onun üzerlerine çifter çifter batacağız. Toplam 10 tane olacak. Bakın geldik şu 5'linin üzerine. 1 trabzan. Bir tane daha. İkişer ikişer batıyoruz. Yani toplam 10 tane trabzan olacak bu pillerin üzerine. Şimdi buraya hızlı geçiyorum. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. Bakın 10 tane yaptık. Şimdi birer tane trabzan yapıyorum. Şimdi buradaki tüm pilelerin üzerine çifter çifter batın. Bakın buraya da 10 tane olacak. Çifter çifter batınca burada da 10 tane olacak. Burada da 10 tane olacak. Bu sırayı bitirelim hemen. Şimdi hanımlar bakın yaptık. Pile kurduk. Bundan sonraki düz örüyoruz. Hiçbir arttırma eksiltme yok. 2 zincir çekiyorum. Birer trabzan yapıyorum. Bakın. Normal. 1, 2, 3. Zaten 3 sıra öreceğim. Hiç arttırma eksiltme yapmadan düz trabzan yapıyorum. Ondan sonra sık iğne gideceğim. Ve patiğimiz bitecek.
Bakın düz trabzan yapıyorum böyle, bitireceğim şimdi. Burayı fazla çekmeme gerek yok. Böyle komple çevresini düz trabzan yapalım. Evet, son sırayı da yaptım. Bakın şimdi sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Normal sık iğne yaparak patiyi bitiriyorum. Farklı bir işlem yok. Bu kadar patiğimiz. Şimdi böyle göstereyim bitmiş olanla. Bakın böyle katladığımız zaman çok güzel bir patik oluyor. Sizin gibi süslem yapabilirsiniz. Sade de bu şekilde de olabilir aslında. Hatta bağcık kordon da yapabilirsiniz. Güzel de olur. İsterseniz hem çiçeği hem kordon yapımını da göstereyim size. Patiyi siz de hem kordon hem çiçeği yaparak patinizi süsleyebilirsiniz. Şimdi süslemeye geçelim. Evet hanımlar, ipi çift kat kullanacağız. Çünkü papatyamız tok, böyle güzel iri durması için iki kat ip ile yapıyoruz. Toplam 6 tane zincir çekiyoruz. Böyle şöyle tığ geçirdim. İpimi üste alıyorum. Diğeri altta. Şimdi bir zincir çekerek kilitledim. Bu zincir değil. Şimdi toplam 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ilk birinci zincirden tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şimdi bir sık iğne, bir zincir. Toplam 12 tane yapacağız. Şu an ikinci sık iğne, bir zincir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ay pardon, zincir çekecektim, bakın unuttum. Kaçta kalmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane sık iğne çektik. 12 tane de zincir çekmiş oluyoruz. Hemen ilk sık iğneden tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi biz çiçek yapraklarımız için yuva yapmış olduk. 1, 2 ve 3 zincir çekiyoruz. Bakın. İlk boşluktan toplam 4 tane yarım trabzan yapacağız. Yarım çıkacağız. Bakın. Tel aldık. Şimdi 1. Tekrar tel aldık. Şimdi şu 2 var ya, 2'den çıkacağız. 2, 3 ve 4. Tel aldım. Şimdi diğer hemen boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tel aldım. Direkt çıkıyorum. Ve bu şekilde birinci yaprağımı oluşturdum ve kilitliyorum. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Başlarken 3, bitirirken 2. Aynı dibine batıyorum. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Şimdi hemen diğer yanına geçiyorum. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. 1, 2, 3 çektim. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ve 4. Şimdi tel aldım. Direkt çıkış yapıyorum.
bir zincir çekerek kilitliyorum. Şimdi bir iki zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Bu şekilde toplam 6 tane yaprak oluşturacağız. Bu şekilde. Bakın ne kadar güzel taneli bir papatyamız oluştu. 6 tane yapalım ve bitirelim. Devam edelim. Evet, son yaprağı da yaptım. 1 2 zincir çekiyorum ve bitiriyorum. Papatyamız bu şekilde bitiyor. 1 zincir çektim. Şimdi küçük bir tanesini ipin bir tanesini kısa keselim, diğerini uzun keselim. Çünkü dikerken bu ipi kullanacağız. Tomurcuklarını da sağ solunu bu iple dikeceğiz. Şimdi tomurcuk için de aynı şekilde iki kat sarı ip kullanacağız. Farklı bir farklı ipler de kullanabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Tel aldık. 1 2 3. Üçüncü, bakın zincirden girdim. Yarım trabzan yapıyorum. Tel aldım tekrar. Bakın 2 çıktı. Tekrar 2 çıkarak şu an 1 2 3 tane trabzan, yarım trabzan var. 4 4 5 ve 6. Toplam 6 tane yarım trabzan yapıyorum. Tel aldım. Direkt çıkıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve bu kadar. Tomurcuğumuz. Böyle parmağınızla form veriyorsunuz. Şimdi böyle kılan geçirelim. Birini bu köşeden, diğerini de tam karşısından geçirelim. Sonra bunu iyice düğümleyelim. Bu şekilde hanımlar tomurcuğu yaptık. Şimdi dikerken de mesela patiğe yaprakların her bir köşesinden mutlaka tutturun. Bakın her bir köşesine. Fazla iple de iğneyle böyle ucularının, bu sarının böyle kenarlarından iğneyle de kalan ipi de yani bu sarıyı tutturarak dikerek sağlamlaştırıyorum. Bu şekilde papatyayı tamamlıyorsunuz hanımlar. Ve patik de çok güzel de duruyor bu papatya. Bu papatyayı mesela hırkalarda, yeleklerde, her türlü bütün modellerde kullanabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.